Birinci Dünya Savaşı, Avusturya-Macaristan Veliahtı Arşidük Franz Ferdinand'ın Saraybosna'da Gavrilo Princip adlı bir Sırp tarafından öldürülmesi üzerine başladı. Ama bu görünürdeki nedendi sadece. Savaşın son 30 yıl içinde birikmiş daha kronik nedenleri vardı. Üstelik 1912'den itibaren uluslararası bir çatışma herkese kaçınılmaz görünmeye başlamıştı bile. Bütün büyük devletler Saraybosna suikasti gibi bir vesileyi bekliyor ve istiyorlardı. Bugün büyük devletlerin başka ülkelere yayılması anlamında emperyalizm ya da sömürgeciliğin Birinci Dünya Savaşı'nın başlıca nedenlerinden biri olduğu genellikle kabul görmüş bir olgudur. Bir sonraki bölümümüzde savaşın ekonomik, siyasi ve askeri nedenlerini işleyeceğiz. Günümüz tarihinde hiçbir politik suikast Habsburg İmparatorluğu'nun varisi olan Arşidük Franz Ferdinand'ın 28 Haziran 1914'te Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da katli kadar önemli sonuçlar doğurmamıştır. Saraybosna cinayeti daha normal uluslararası şartlar altında böylesine bir karışıklığa neden olamazdı. Fakat 1914'ün yazında Avrupa'nın büyük güçleri arasındaki gerilim ve rekabet öylesine şiddetliydi ki Arşidük'ün Bosnalı bir öğrenci olan Gavrilo Princip tarafından öldürülmesi Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden oldu. Savaş seri ve geri dönülmez adımlarla gelişti. 23 Temmuz'da savaş ilanını önce Rusya'nın seferberliği, Almanya'nın 1 Ağustos'ta Rusya'ya, 3 Ağustos'ta Fransa'ya savaş ilan etmesi ve 4 Ağustos'ta İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilan etmesi izledi. Saraybosna cinayeti zamanımızın en amatörce uygulanmış suikastlerinden biriydi. Suikastçilerin hepsi genç delikanlılık çağında öğrencileriydi. Karel adlı bir örgüt üyeydiler ve bu örgüt Habsburg Krallığı'nın içindeki Güney Slavların kurduğu birçok gizli örgütten biriydi. Sırbistan dışında yaşayan Sırpların Habsburg ve Osmanlı egemenliğinden kurtulmasını sağlamak amacıyla mücadele eden gizli bir örgüt olarak kuruldu. Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand'ın ölümüyle sonuçlanan suikastin baş sorumlusuydu ve bu suikast Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinde etkili oldu. 1911'de Albay Drugatin Dimitrievich'in kurduğu örgüt, çoğunlukla subaylarla devlet görevlilerinden oluşuyordu. Merkezi Belgrad'daydı. 1912-1913'teki Balkan Savaşları'ndan önce Makedonya'da silahlı çeteleri örgütledi. Bosna'da devrimci hücrelerden oluşan bir ağ kurdu. Sırbistan'da orduya egemen oldu ve memurları terör yoluyla sindirerek hükümeti büyük ölçüde etkisi altına aldı. Gitgide güçlenerek hükümetle boy ölçüşebilir duruma geldi. Sürgündeki Sırp ordusunun başkomutanı Prens Alexander bu güçlü rakipten kurtulmak için 1917'de Selanik'te Karel önderlerini gerçekliği kuşkulu suçlamalarla mahkeme önüne çıkardı. Aralarında Dimitrievich'in de bulunduğu 3 kişi idam edildi. 200 aşkın üyesi hapsedildi. Gerçi 1910 ve 1914 yılları arasında Güney Slav devrimci hareketinin düzenlediği ve Habsburg soyluların hayatlarına kasteden birçok girişimde bulunulmuş, gerçekleşmeyen bir düzine suikast olmuştu. Ama 28 Haziran 1914'teki suikast sadece ilgililerin kayıtsızlığı sayesinde başarıya ulaşmıştı. Kadere terk edilmiş önlemler. Habsburg polisi Sarajevo'ya girdiğinde Arşidük ve imparatorluğun ileri gelenlerini korumak için hiçbir ciddi tedbir almamıştı. Oysa Arşidük'ün Saraybosna ziyaretiyle ilgili yüzlerce ihbar vardı ve bunlar dünyanın değişik yerlerinden, Saraybosna'dan, Viyana'dan, Budapeşte'den, Berlin'den ve hatta Amerika'dan geliyordu. Amerikalıların Güney Slav kökenli gizli örgütleri Arşidük için yıllardır bir suikast düşünüyorlardı ve Habsburg polisinin New York'taki gizli ajanları Kolombiya Üniversitesi'nden Sırp uyruklu bir profesörün suikastçıların lideri olmasından şüpheleniyordu. Arşidük cesur bir adamdı ve bazen aldığı ihbarlara karşı kaderci bir tavır takınıyordu. Ölümünden 2 ay önce Trieste yakınlarında Marmara'dayken aniden kısa bir gezinti yapmaya karar vermiş ve birisinin çıkarak güvenlik tedbirlerinden bahsetmesi üzerine Arşidük, ihtiyatlı davranmak, güvenlik tedbirleri almak mı? Bunlar beni zerre kadar ilgilendirmez. İnsan her yerde Tanrı'nın ellerindedir. Bak işte şimdi şu çalının ardından bir genç çıkıp üstüme atlayacak. Korkular ve önlemler insan hayatını felce uğratır. Korkmak her zaman tehlikeli bir iştir demişti. Arşidük'ün karısı Hohenberg Düşesi Sofya, kocasının Saraybosna gezisinden çok endişeliydi. Ve bu gezinin gerekli olup olmadığını birçok kereler sormasıyla endişelerini belli etmişti. Ama Arşidük sonunda Bosna'ya gitmelerinin gerekli olduğuna onu ikna etti.
Arşidük'ün en büyük oğlu Doktor Max Hohenberg anılarında İmparator Franz Joseph bile Arşidük'ü Bosna'ya gitmekten vazgeçirmeye çalışmıştı diye not etmişti. Polislerin birçoğu 6 arabayı bir arada görünce bu muhteşem gösteri karşısında adeta büyülenmiş, akıllarını kaybetmişlerdi. Oysa suikastçiler görevlerine çok bağlıydı. Nedelko, Cibrinovic yanında duran polise Arşidük'ün hangi arabada olduğunu sordu. Heyecanlı dedektif ise eliyle sağ tarafı gösterdi. Birkaç saniye sonra suikastçi elindeki bombanın pimini çıkartıp Arşidük'ün arabasına doğru fırlattı. Bomba üçü saraya mensup olmak üzere 20 kişiyi yaralamıştı. Hohenberg düşesi de hafif yaralananlar arasındaydı. Boynunda bir sıyrık vardı. Bu ilk girişimden sonra Arşidük'ün gezisini yarıda bırakmaması ve yola devam etmesine karar verildi. General Potiorek ise telaştan aklını kaybetmişti. Bir taraftan yanındakilere emirler üstüne emirler yağdırıyor ve Arşidük'ün "Bombaları unutmayalım, ya bir girişim daha olursa?" şeklindeki endişeli sorusuna "Majesteleri, siz içinizi ferah tutun, bütün sorumluluğu ben üstleniyorum" şeklinde cevaplıyordu. Kraliyet alayının yolunda Arşidük'ün isteği üzerine yaralı subaylardan birini ziyaret etmesi için bir değişiklik yapıldı. Fakat şoförlerini bundan hiç kimse haberdar etmemişti. Bu hatayı kimin yaptığı, kasten mi yoksa kazayla mı yapıldığı tartışma götürür bir noktadaydı. Arşidük'ün bulunduğu arabayı kullanan şoför, içinde dedektiflerin ve mahalli polis şeflerinin bulunduğu öndeki iki arabayı tam izleyeceği sırada General Potiorek'in "Nereye gidiyorsun? Dur, yanlış yoldan gidiyorsun" şeklindeki kızgın aykırışı üzerine acı bir fren yaptı ve araba kalabalık olan kaldırıma çok yakın bir yerde bir dükkanın önünde durdu. Baş suikastçi Gavrilo Princip, ki içlerindeki en keskin nişancıydı, kaldırımda bekliyordu. Tam o anda tabancasını çekti. Tehlikeyi gören bir polis memuru elini tutmak üzereydi ki yanında duran ve katilin arkadaşı olduğu tahmin edilen biri buna engel oldu. Mermi sesleri duyuldu. Princip hedeften sadece birkaç adım uzaktaydı. Önce Düşeş Sofya öldü. General Potiorek'e nişanlanarak atılan bir kurşun önce arabayı sonra Düşeş'in korsesini delip geçerek sağ taraftan saplandı. Arşidük ise ondan ancak birkaç saniye daha fazla yaşayabildi. Bir mermi sağ yakasını delerek şah damarını kesmiş, daha sonra da omurgasına saplanmıştı. Saatler 11.30'u gösterdiğinde her şey bitmişti bile. Arşidük ve karısı valinin misafirhanesi olan Osmanlılardan kalma eski bir konakta ölüm uykusundaydılar artık. Arşidük'ün yakası açıktı. Boynunda altın zincir üzerine sıralanmış altın ve platin çerçeveli 7 nazar boncuğu göze çarpıyordu. Bunların her biri değişik kötülüklerden korumak için takılmıştı. Gömleğinin kolları yukarıya kıvrılmış, sağ kolunda Çin ejderi şeklinde renkli bir dövme görülüyordu. Arşidük saat 11.30'da gelecekte olacakları haber veren bir saatte öldü. 28 Temmuz saat 11'de Avusturya Sırbistan'a savaş ilan etti. Cinayet haberi Avusturya ve Sırbistan dışındaki bütün ülkelerde korku ve infiale yol açtı. Sırbistan basını memnuniyetini gizlemek için çok az çaba gösterdi. Hele Sırp kamuoyu bunu bile yapmazken Balkan savaşlarında yorgun düşen, kazançlarını birleştirmek için her türlü barış imkanı olan Sırp hükümeti tebaasının suç ortaklığını soruşturmayı veya bunu teklif etmeyi aptalca bir şekilde safsakladı. Avusturya polisinin soruşturması da ağır bir şekilde yürütüldü ve 15 gün sonra bu tahkikat için görevlendirilen Winsor, her ne kadar Sırp toplumu ve yetkililerin suça karıştıklarını imha ediyorsa da Sırbistan hükümetinin suça iştirakine ilişkin hiçbir kanıt bulamadı. Aksine buna inanmanın imkansız olduğuna ilişkin gerekçeler var diye rapor etmişti.